Selamlar, ben Gül, kanala hoş geldiniz. Bugün günlerden salı ve saat 11.30 olmak üzere. Aslında 7'de uyandım ve çok uzun süre yatakta kaldım. Sonrasında duş vesaire derken anca bu saate kalabildim. Dün hiçbir şey yazmadım, biraz ara vermek istedim. O yüzden video da çekmedim. Şimdi bugün artık yeni bölümü, yani ilk bölümü yazmaya başlayacağım için videoyu da açmış bulundum. Yeni bir video serisine başlıyorum. Artık yazdıkça muhtemelen 4-5 bölümde bir olacak yeni bir video gelir diye düşünüyorum. Bu videolarda da işte kurguyu nasıl yapıyorum, ilk cümleyi nasıl buldum gibi gibi yazıya dair, yazmaya dair bildiğim ve tecrübe ettiğim şeyleri ya da öğrendiğim şeyleri paylaşmaya çalışacağım. Eğer bu video serisinin ne olduğunu öğrenmek isterseniz ya da siz de bana katılmak isterseniz şuralardan bir yerden bir şeyler çıkacaktır muhtemelen. Pazar günkü videoya gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Orada anlatmıştım nasıl bir video serisi yapmak istediğimi. Şimdi önce kahvaltı yapacağım. Hala kahvaltı yapmadım. Şöyle bir bol yeşillikli, bir de haşhaşlı çörekli ve tabii ki de bir de çayımı alaraktan bir şeyler izleyip kahvaltı yapacağım. Sonra da yazmaya başlayacağım. Çok açım. Açıktan ölüyorum. Birini bulursam yiyebilirim. O yüzden şimdi görüşürüz. Gözlüğümü taktım, saçımı topladım ve geldim. Saat 12.30. En az bir saat ara vermeden çalışmayı planlıyorum. Ama öncesinde hem 2017'de yazdığım romanın versiyonundan bahsedeceğim. O zamanki yazım sürecinden. Hem de biraz örneklerden, yani ondan örnekler vermeyi planlıyorum. Bu benim 2017'de yazdığım hali. Arkalı önlü çıktısını almıştım. Aşağı yukarı sanırım 80-90 sayfa kadar, emin değilim. O dönem, bir önceki videoyu izlerseniz biraz bahsetmiştim. Bir yazarı göndermek için yazmıştım. Ve aslında 10 bölümlük, en fazla 10 bölüm olmasını planladığım kısa bir hikaye olarak başlamıştım. Sonrasında devam ettim çünkü çok hoşuma gitmişti. Ve çok daha sonralardan, özellikle yeni yeni bunun daha net idrakına varmaya başladım. Kendimi iyileştirmek için yazmışım. Romanın, hikayenin ya da bazı yerlerinde bunu bariz olarak görebiliyordum. Önce bir çay içeyim. Çünkü soğudu. Bunu yazmamın bir sene sonrası benim hayatımın en kötü dönemiydi. Ve kendimi iyileştirmek için son çırpınışlarım gibi bir şeydi. O yüzden de aslında bu roman, bu hikaye benim için bu anlamda oldukça önemli. O dönem yazmak gerçekten kolay bir şeymiş aslında. Çünkü ben hiç kurgu düşünmemiştim. Yani ana hatlarıyla bir kurgum vardı, bir hikayem vardı. Az buçuk yazdıkça aklıma gelen, hani sonrasında ne olur, sonrasında ne olur gibi şeyler vardı. Ama düşün, olayların en başını düşünüp onu kurgulayıp bir şeyler yazmadım. Ya da karakterlerim derin karakterler değildi. Daha ziyade bence tipti. Çok bir derinlikleri yoktu, hikayeleri yoktu. Bunda hiç düşünmedim işin açıkçası. Yani çok da umursadığım bir şey değildi. Dolayısıyla bunu tam anlamıyla roman olarak değerlendirmek bence şu an mümkün değil. Sadece roman taslağı olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şu an kurgunun daha derinlerine indikçe, karakterleri karakter olarak yazmaya başladıkça aslında yazımın gerçekten çok çok zor bir şey olduğunu fark ettim. Üzerinde sürekli çalışırsanız ve üzerine çok düşerseniz, biraz saçma bir cümle oldu, elbette ki bir süre sonra tecrübeniz artacağından kolaylaşabilecektir. Ama gerçekten bence tutarlı ve mantıklı bir dünya yaratmak, bir kurgu yaratmak gerçekten çok zor. Söz konusu fantastik kurgu, bilim kurgu olunca da aslında çok mantıksız gibi görünen şeylerden ya da gerçekten mantıksız olan şeylerden mantıklı bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorsunuz.
Ve bence bu gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. O yüzden çok büyük saygı duyuyorum yazarlara. Özellikle bilim kurgu, fantastik, mitolojik kurgu türevi yazarlara. Şimdi çalışmaya başlamadan ve nasıl çalışacağımı anlatmaya başlamadan 2017'de yazdığım versiyondan birkaç örnek vermek istiyorum. Bu videoların öğretici ya da yol gösterici seriler olmasını istediğim için ben de kendi çapımda, kendi bildiklerim, tecrübe ettiklerim ya da öğrendiklerim dolayısıyla doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri söylemeye çalışacağım bu videolarda. Profesyonel bir yazar değilim. Bu işi yıllardır yapmıyorum. Yani profesyonel bağlamda yapmıyorum. O yüzden elbette ki size hata gelen, yanlış gelen şeylerim olabilir. Onları da açıklamalarda sebepleriyle ve neden yanlış oldukları, doğrusunun ne olduğu tarzında yorumlarla açıklayabilirseniz çok sevinirim. Böylelikle ben dahil herkes öğrenmiş olur. Şimdi ilk bölüme Hades'in yardımcısı olarak ortaya koyduğum karakterin düşünceleriyle başlamışım. Bence bu bir hata. Tamam, Hades'in yardımcısı hikaye içinde çok fazla göreceğimiz karakterlerden biri. Ama şu an olsa, yani şu an yazdığım versiyonda onunla değil, ya Hades'le ya da o zamanki ilk yazdığım ismiyle söylemem gerekirse Lisa ile başlamam gerekiyordu. Yani bence roman ana karakterlerden biriyle başlamalı. Bu bana daha doğru geliyor. İlk cümlem şuymuş. Ölümsüzlüğün getirdiği bir kötülük varsa o da hayatın sana verdiği insani incelikleri görememektir, demişti Ölülerin Efendisi. Bu cümleyi gerçekten çok uzun süre düşünmüştüm ve çok sevmiştim. Bu arada hala seviyorum. Güzel bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ama işte yardımcısının, Hades'in yardımcısının düşüncesi olduğu için böyle bir girişi doğru bulmuyorum şu an. Mesela başka bir paragraf. Bazı yerlerde Lisa'yı, bazı yerlerde Hades'i betimlemeye çalışmışım. Ölülerin Efendisi Hades, diğerlerinin yanında daha içine kapanık, yabani ve huysuzdu. Herkes onu hep böyle bilir ve tanımlardı. Bir tanrıçası olmamasına, ölülerin efendisi olmasına, ölümden başka bir duyguyu bilmiyor olduğu düşüncelerine ve bir kadının ölümlü ya da ölümsüz, aşık olamayacağı kadar huysuz olmasına bağlıyorlardı. Oysa yanılıyorlardı. O, aşkı en iyi şekilde tatmıştı. Bu kısa paragrafta söyleyebileceğimiz en net şey, betimlemenin çok zayıf olduğu ve gereksiz cümlelerin olduğu bence. Herkes onu hep böyle bilir ve tanımlardı gibi bir cümleye ne gerek vardı? Ve betimlemeler neden bu kadar zayıf? Bu arada belim ağrımaya başladı. Dahası var, şöyle devam ediyor. Lisa, o Hades'in kadınlar içinde gördüğü en güzel ve en kusursuz olanıydı. Uzun zaman önce ana tanrıça Gaia'nın ikametinde gelmişti diyarına. Bir koruyucuydu. Ölüler Efendisi'nin o güne değin gördüğü en güzel ve en mükemmel koruyucu. Daha önce diğer koruyuculardan Lisa'nın büyük annelerinden birkaçını görmüştü. Hepsi çok güzel kadınlardı ama hiçbir Lisa gibi olmamıştı Hades için. O tamamen farklıydı. Bazen bir erkek kadar sert ve güçlü, bazen de bir kadın kadar naif ve savunmasız. Her şeyle Hades'in aşkına layık tam bir tanrıçaydı. Ne yazık ki kaybetmişti aşkını. Öldürülmüştü nifak tanrıçası Eris tarafından. O gün Lisa, ölüler diyarında yalnızca sayılı kişilerin bildiği bir göl. Eris ise Zeus'un verdiği cezayla yoruldu. Cehennemin dibi Tartaros'ta oranın tüm dehşetini ve korkunçluğunu hissedebilen, her gün onun ateşiyle un ufak olup ertesi gün yine bütünle dönen bir kaya olmuştu. Hades bu cezanın kaybına oranla hala çok az ve merhametli olduğunu düşünüyordu. Eris'e olan kininden asla vazgeçmeyecekti. Şimdi
Ya bununla bu iki paragrafı neresinden tutsak elimizde kalıyor bence. Çok gereksiz cümle var. Neden bu kadar çok devrik cümle kullanmışım, ne gerek vardı? Yani bir şeyi şöyle anlatabilecekken böyle anlatmışım ama o yetmemiş. Bir de şöyle tutup anlatmışım. Hani böyle bir şeye gerek var mıydı bilmiyorum. O Hades'in kadınlar içinde gördüğü en kusursuz olanıydı. En güzel ve en kusursuz olanıydı dedikten sonra. Ölüler Efendisi'nin o güne değin gördüğü en mükemmel ve en güzel koruyucu demenin manası neydi? Uzun zaman önce Ana Tanrıça Gaia'nın ikametinde gelmişti. Diyarına o bir koruyucuydu. Şimdi Ana Tanrıça olarak bahsetmeye ayrıca ne gerek vardı bence? Bir koruyucu olarak uzun zaman önce Gaia'nın ikametine gelmişti Ölüler Diyarına gibi bir cümle daha mantıklı, daha doğru olmaz mıydı bence? Ve burada şöyle bir mantıksızlık yapmışım. Şimdi Hades'in koruyucuların hiçbirini tanımamasının, görmemesinin imkanı yok mantıken. Çünkü aynı sarayda kalıyorlar ve aynı ortamdalar. Yani hiçbir şekilde görmemesinin imkanı yok. Bu düşünceyle yazmıştım. Ama burada demişim ki daha önce diğer koruyuculardan Lisa'nın büyük annelerinden birkaçını görmüştü. Şimdi altı üstü 7 soydur devam etmesine niyetlendiğim bir koruyucu ailesinden bahsediyoruz. Yani birkaçını derken zaten ve birkaçını değil hepsini görmüş olması, tanımış olması lazım. Çok mantıksız bir hata yapmışım. Mantık hatası yapmışım. Tabii bu tamamıyla kurgunun sağlam olmamasından kaynaklanıyor. Bir de burada şuna takıldım. Bazen bir erkek kadar sert ve güçlü, bazen de bir kadın kadar naif ve savunmasız. Her şeyle Hades'in aşkına layık tam bir tanrıçaydı. Şimdi aşka layık olmak için böyle mi olmak lazım? Tam bir tanrıça olmak için böyle mi olmak lazım? Tam bir kadın olmak için böyle mi olmak lazım? Niye böyle düşüncelere sahipmişim diyeceğim. Ama hepimiz ataerkil toplumlarda yetişiyoruz. Ve kadın olarak kendimizi ortaya koymamızın yegane yolunun ya bir erkek kadar ya da bir erkekten çok daha sert ve güçlü durmak olduğunu düşünüyoruz ve bu bize düşündürülüyor. Ya da çok naif, çok savunmasız erkeğin korumasına muhtaç görünüyor olmamız gerekiyormuş gibi geliyor ki o zaman kadın olabilelim gibi bir algı var. Tam manasıyla kadınlığımızı gizlemek konusunda çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kendimden de yola çıkarak bu arada. Yani niye? Çok fazla devrik cümle kullanmışım. Ne gerek vardı bu kadar devrik cümleye? Şimdi Nifak Tanrıçası tarafından öldürülmüş bir koruyucunun başına geleni ya da sonunu sayılı kişilerin bilmesine gerek var mı? Bu buradaki birinci hata. Pardon, ikinci hata, birinci hata devrik cümle. İkincisi, neden bu kadar uzun cümleler? Hani biraz önce ben bile okurken yoruldum. Bu kadar uzun cümle kurmaya ne gerek var? Mümkün mertebe cümleleri kısa tutmak gerekiyor bence. Hades bu cezanın kaybına oranla hala çok az ve çok merhametli olduğunu düşünüyordu. Erisi olan kininden asla vazgeçmeyecekti. Bence son cümle çok da gerekli değil. Çünkü yani ne bileyim cezanın kaybına oranla az olduğunu, merhametli olduğunu düşünüyorsa zaten içinde Eris'e karşı bir
kin ve nefret besliyordur. Bunu ayrıca dillendirmeye gerek yoktu gibime geliyor. Küçük patikanın solunda neredeyse tüm yol boyunca devam eden ve sarayın çaprazındaki büyük koruyla birleşen daha küçük çapta bir koru göstermişti kendine. Korunun oluşumu tamamen Hades'in müdahalesi dışındaydı. Burası yaz kış yapraklarını dökmeyen ve sanki onun yasını yaşatmak üzere boy vermiş çam ağaçlarından oluşan bir koruydu. Onlardan başka ağaç yoktu. Toprak patika, korunun başladığı yerden biraz ileride geniş bir düzlüğe çıkıyordu. Çam ağaçları burada narsisuslarla birleşip inanılmaz güzel ve mistik bir hava oluşturup düzlüğün en dikkat çeken noktasındaki gölü taçlandırıyordu adeta. En orta yerde bulunan en az göğünkü kadar yoğun ve derin maviliğe sahip gölün hemen kıyısına küçük bir bank iliştirilmişti. Hades buraya her geldiğinde sanki adımlarıyla ritmik bir hale dönüşen ve onun sayesinde öğrenip dinleme fırsatı bulduğu bir şarkıyı duyardı kulaklarında. Ne zaman buraya gelse şarkıyı söyleyen kadının padam 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 demesi kulaklarında çınlar ve adeta çığlık halini alırdı. Bugün de böyleydi. Burada da yine aynı hata var. Cümleler çok uzun, okurken yoruluyor insan. Bence betimlemeler nispeten daha iyi. Ama şu mantıksızlık var. Gerçi bir zamanlama düşünmemiştim. Hala zamanlamasını düşünmek bilmiyorum, çok içime sinmiyor. Ama sanki Padam 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 şarkısının, bu şarkının adı neydi hatırlamıyorum. Fransız bir şarkıcı söylüyordu ya. Kimdi o? Unuttum. Edip Piaf. O dönem ben Edip Piaf'ın bu şarkısını takmıştım. Sürekli dinliyordum. Dolayısıyla da bunu sanırım yazmak istemişim. Ama hani olmasına gerek var mıydı? Bence çok, bir bakıma çok abes kaçmamış. Ama bir bakıma da hani zamanlamayı düşününce, gerçi bir zamanlama belirtmemiştim. Hala bir zaman eksenini sıkıştırmak çok doğru gelmiyor. Ama bu açıdan çok doğru değil. Kendimi iyileştirmek için yazdığımın kanıtlarından biri burada. Ben çam ağaçlarını, çam ormanlarını çok severim. Çünkü çocukluğumun yazları çam ormanlarının dibinde ve içinde geçti. Yaz kış yapraklarını dökmeyen ve sanki onun yasını yaşatmak üzere boy vermiş çam ağaçlarından oluşan bir koruydu. Ben çok uzun süre bir yası devam ettirdim. Ve bunu çam ağaçlarıyla bağdaştırdığımı da söyleyebilirim. Dolayısıyla burada tam olarak onu anlatmışım. Bu arada Narsisus'u tekrar okuyunca aklıma geldi. Şeyden bahsetmeyi unuttum. Bu hikayede ya da romanda benim bir çıkış noktam, bir ilhamım tabii ki vardı. O da P.C. Kest'in Bahar Tanrıçası kitabıydı. Ben bu kitabı çok seviyorum. Birkaç kez okudum. Bu kitap da Hades'in Persefon mitinden çıkmış bir kitap, bir nevi. Benimki de öyle. Ve özellikle bu ilk versiyonunda çok fazla benzerlikleri var. Her şey Lina'nın çaresiz bir anında sihirli bir yemek kitabına rastlamasıyla başlar. Kızıyla başı dertte olan tanrıça, soğukluğuyla ve kabalığıyla ün salmış ama aslında aşka susamış bir tanrı ve dünyasına baharı getirerek sorunlarını çözecek olan genç bir tanrıçayla tanışmasıyla hayatı baştan aşağı değişir. Ruhunu bahar tanrıçası Persephone'unkiyle değiştirmesi teklif edilen Lina, huzursuz ruhlarla çalkalanan ölüler ülkesini düzene sokabilecek midir? Peki ya büyüleyici güzellikteki Persephone'un bedenine hapsolan ruhu yakışıklı esmer Hades'e kapıldığında bu karmaşanın içinden çıkabilecek midir? Bu kitapta ruhların huzursuzluğunun çok arttığı bir noktada Persephone'un bedenine
Lina Ölüler Diyarına gidip ışık getiriyor. Bu yoldan çıkarak, bu noktadan çıkarak ben de Hades'in koruyucularını yaratmıştım. Hades'le aşk yaşaması Lina'yla Hades'in aşk yaşamasından alıntıydı. Sadece işte o koruyucuların temeli yoktu. Yani tamam, bu arada koruyucular sıradan insanlardı. Ama bir şeyleri yoktu. Hikayeleri yoktu. Yani sıradan insanlar nasıl koruyucu oldu ve nasıl Hades'in dünyasına gidiyorlar gibi gibi şeyler çok muallaktaydı. Hiç bu konuda düşünmemiştim çünkü. Ama çıkış noktam tamamıyla Bahar Tanrıçası'ydı. Bu arada güzel kitaptır, okumanızı tavsiye ederim. Velhasıl kelam, şu an sanırım 25 dakikadır konuşuyorum. Yine çok uzun bir video olacak. O yüzden mümkün mertebe kısa kesmeye çalışacağım. Şu anki yazacağım versiyonunda birincisi ya Hades'le ya Lisa'yla başlayacağım. Burada Lisa'nın adını değiştirme kararı aldım. Bu ilk başlangıç cümlesini mutlaka bir yerde kullanmayı istiyorum çünkü çok sevdiğim bir cümle. Devrik cümleyi çok kullanmamaya dikkat edeceğim. Betimlemelere dikkat etmeye çalışacağım. Ve bir de gereksiz cümle kullanmamaya çalışacağım. Saat artık 1 oldu. Yarım saattir konuşuyorum ve artık çalışmam lazım. O yüzden şimdilik görüşürüz. Bay bay. Evet, yine ben geldim. Saat 2:30. Bir saat oldu mu emin değilim ama bir sayfa yazacak kadar çalıştım. Sonrasında yemek yaptım. Sonrasında işte saçıma cila yaptım. Ama cila yaparken birincisi boyaları biraz fazla tuttum. İkincisi de hem iki böyle plastik ölçü kaşıkları var ya, küçük şeker falan koymak için. O kaşıklarla iki tane Hindistan cevizi yağı koydum. Bir de suyunu çok tutmadım. Yani yine cıvık kıvamdaydı ama aşırı böyle su gibi bir kıvamda değildi. Saçlarıma daha önce baktığımda, yani videoyu kapattıktan sonra baktığımda çok fazla böyle geçişli olduğunu fark ettim. Ve özellikle şu tepe kısmı çok açıktı. Ve ben henüz o kadar açık bir saç istemiyorum. Daha kolay kullanabileceğim ve daha uzun süre götürebileceğim bir saç istiyorum. Belki daha sonra saçlarım biraz daha düzeldiğinde o zaman yine açık tonlara dönerim ki bunu istiyorum zaten. Ama o yüzden şu an çok daha koyu oldu. Daha çikolata kahve tonlarında oldu. Gerçi bugün itibariyle zaten saçımı yine daha da mahvetmiş bulunuyorum. Ama toparlarız. Onun dışında sanki bir şey daha diyecektim. Bu arada şunu sorabilirim. Sizce böyle neyi nasıl yaptığımı, yazdığımı, kurguyu nasıl yaptığımı ya da kendi yazdıklarımdan örnek vererek bildiklerimi ya da öğrendiklerimi anlatmaya çalıştığım bu video buraya kadar sizce nasıl oldu? Eğer gidişat iyi gibi görünüyorsa, fayda sağlıyorsa buna devam etmeyi tabii ki istiyorum. Ama yani hani çok da bir şey katmıyor, iyi değil gibi bir durum söz konusuysa da bilmiyorum, kendimi yormaya gerek var mı? Bu arada bu bir önceki videoda bahsettiğim projem şeyden vazgeçtiğimden değil. Yine Ankara'da olanlar için belki buluşmalar düzenleyebiliriz. Güzel bir beyin fırtınası toplantıları yapabiliriz. Eğer bunun için ulaşmak isteyen olursa aşağıya mail adresimi ya da Instagram adresimi bırakıyor olacağım.
Ama YouTube üzerinde eğer böyle bir içerik fayda sağlamayacaksa, hoş gerçi YouTube'da fayda sağlamayan çok fazla içerik var ve çok fazla izleniyorlar, o ayrı mesele. Ama hani bu türde bir video iyi olmayacaksa ya da beklentiyi karşılamayacaksa bilmiyorum, YouTube üzerinden devam etmeye gerek olur mu? Ama şimdilik en azından bir 3 video ya da 4 video yapmak istiyorum. Belki faydalanmak isteyenlerin çalışmalarına küçük de olsa bir katkı olur. Şimdi tekrar çalışmaya dönüyorum ve ilk bölümü bugün yazıp bitirmeyi planlıyorum. Söylemiş miydim onu hatırlamıyorum tabii. Sonrasında bölüm bittikten sonra görüşürüz. Güncelleme yapmaya geldim. Saat 16:16. 4'ü çeyrek geçiyor. Ve ben ilk bölümü bitirdim. Çok odaklanarak yazmadım. Başından sürekli kalktım. Bir şeyler oldu. Bu arada saçlarım cila'dan sonra karamel rengi oldu. Ve şu an bu halimden çok meşnun. Çok hoşnutum. Konuşamadım da. Birinci bölümü şöyle yazmaya başladım. Daha taslağı yazarken birinci bölümün başlangıcını yapabileceğimi düşündüğüm bir cümle aklıma gelmişti ve onu bir köşeye iliştirmiştim. Onunla başladım. Sonrasında Hades'le ya da Lisa'yla girmeyi planladığım için ilk sayfada Hades'le devam etmeyi tercih ettim. Ve aşağı yukarı sanırım 4 sayfada da taslağı en azından bitmiş oldu. Çok fazla uğraşmadım işin açıkçası. Yani başladıktan sonra bir şekilde kendi kendine akmış oldu. Hatta bugün belki ikinci bölümde yazarım diye düşünüyorum. Çünkü biraz aklımda bir şeyler var gibi görünüyor. Yazmadığımda da çoğunlukla unutuyorum. Bu arada ufak ufak akşam yemeğine de başladım. Öyle yani ilk etapta taslak kısmını yazarken, yani bilgisayara geçirmeden önce ne yazdığımla çok ilgilenmiyorum. Ama şöyle ilgilenmiyorum. Tutarlı ve mantıklı olmasına dikkat ediyorum. Ama kalemin akmasına da izin veriyorum. Zaten bilgisayara geçirdiğin süreçte yazım hatalarıydı, işte ufak tefek hatalardı ya da eklenecek çıkarılacak yerlerde onlar zaten yapılıyor. O yüzden şu an gelişini yazıyorum. Bugün başka bir video çeker miyim emin değilim. Kurgu biraz daha ilerlediğinde yeni bir video çekmeyi planlıyorum. Bu da muhtemelen 4. 5. bölüm, hatta belki 6. bölüm gibi olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu burada bitirelim. Bu arada saçımla oynamak da alışkanlık oldu. Benim bile sinirlerim bozuldu. Her neyse. Bu videoyu burada bitirelim. Video ile ilgili düşüncelerinizi benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Onun dışında eğer dediğim gibi bu yazım sürecine katılmak isterseniz de Instagram'dan ve mailden ulaşabilirsiniz. Hala kameraya bakmayı öğrenemedim ama umuyorum ki bir gün öğreneceğim. Hala bakmıyorum peki bunu derken. Buna kaç puan? Neyse. Sanırım bir sonraki video 3-4 güne gelir. Önümüzdeki hafta en azından yayında olur. Orası kesin. O yüzden şimdilik görüşürüz. Bay bay.